Evet. Köftemiz için 700-800 gram, 1 kilodan az kıymam var arkadaşlar. Ekmek içi, kendi yaptığım ekmeğimin içi. Maydanoz, soğan, tuz, köftelik baharat, karabiber, kimyon ve burada 2 tane yumurtam var. Şimdi bunları bir güzel yoğuracağım. Evet, malzemelerimizi birbirine kavuşturalım. Hızlıca girelim. Çocuğumuz madem gelecek. Evet. Köftelerimizi böyle kızarttık arkadaşlar ama çekmeyi unuttum. Şimdi arkadan gelen birisi için, bir kızımız için, misafirimiz için böyle köfteleri ısıtacağım ve salatayla ona servis yapacağım. Böylelikle size de sonucu çekmiş olacağım. Arkadaşlar, mayalı ekmeğimi biliyorsunuz kendim yapmıştım. Sacın üstünde balon gibi pişti, ortası açıldı ve biz bu ekmeklerimizi köftemizle beraber yedik. Köftelerimizin de içi çok güzel sulu sulu olmuş, yumuşacık pişmişti. Evet, bu şekilde salatamızla servis yaptık arkadaşlar. Elimize sağlık, afiyet olsun. Bir şey başlatma. Ya ben konuşmak istiyorum. Telefonun mu var? Hayır, bunu koyacağım. Nasıl onu koyacaksın? Ütüye koyacağım. Allah Allah, tehditledin mi? Tehdit ne olur? Eğer koymazsan da bir şey Koyacaksın olur. diyorsun. Tamam, koyacaksın. Yani Koyacağının alternatifi, koymayacağın var mı? Hayret bir tamam, şey. Öyle koymazsan. sanıyorsan koyacaksın dedik ama ben koymam. Tamam, tehdite girmiyor bu. Ya şartlanmak nedir? Aynı şey. Aynı İlla şey koyacak değil. dün arada. İlla koyacaksın, evet. Bu tehdit değil ama. Eğer koymazsan mesela senin bütün şifrelerini biliyorum. Şunu şunu yaparım da devam etmek gerekir. Yani ben o kadar da kötü bir insan değilim ki biliyorsun. Resmen beni kötü yansıtıyorsun. Kameralar oynuyorsun. 3 yumurta. Niye burada döküyorum? Karanlığa geldim. Makine burada diye. 3 yumurtaya şekerimizi koyuyoruz. Ve çırpıyoruz. Bu sürekli mi çekiyor? Ya ben kavanozda yapacaktım, sonra pişman oldum. Pişman olmasam kavanoza mı alsam geri? Ya da kendi kabına. Ben de teşekkür ederim. Tamam, bu kadar yeter. Sonra al burada. Evet. Dökülmeye başladı. Sıcak suyumuzu da koyuyoruz. Şekerimiz yavaş yavaş erisin diye kaşık kaşık olacak şekilde hepsini birden dökmüyoruz. Ağır ağır. Şekerimizi erimesini sağlıyor bu. Etrafta ya. 200 mililitrelik bardakla 2 bardak sütümü koydum. İçerisine Doktor Ötker'in pastacı kremasını. Umarım çilekli değildir bu. Buse? Çilekli. Çilekli mi? Sade yazıyor ama. Tamam. Sade. Sadece çilek önerisi var orada. Şimdi bunu yapacağız. Kekimiz için. Yaş pastamız için. İyice karıştıracağız ve ocağımızın altını yakacağız arkadaşlar. Umarım pastacı kremam yaş pastama az gelmez. Ay, öyle karıştırma Buse. Evet, kıvamı olduğu gibi. 6 dakikayı bulduk. 8 dakika diyordu. Ama bence oldu. İstiyorsan biraz daha karıştır, bitirelim. Bunu çekme böyle, yakın plan sadece buraya çek. Evet arkadaşlar. 1 bardak unumuz. 1 bardak nişastamız. Biraz eksik, hatta birer parmak eksik nişastamız ve kabartma tozumuz burada. Çünkü ben ölçeği ikiye böldüm. Şimdi eleyerek koyacağız.
Görünüyor mu? Böyle bu şekilde kesinlikle spatula ile karıştıracağız. Tamam. Kenarlarını yağlamıyoruz. Tutunarak kalkıyormuş. Yağlayınca geri çöküyormuş. Tamam anne. Çek şunu. Evet arkadaşlar, ilk pişirdiğim kek daha az kabarmıştı ama kullanıyorum tabi. İkiye kestim. Şimdi hazırladığım iç dolgumu fındık kreması da karıştırdım. Orayı size göstermedim. Yeni bir pastacı kreması elde ettim. Kakaolu. Üçte birini buraya koydum. Bunu araya sereceğim. Yani süreceğim. Ara kat olarak. Evet, ikinci katını da koyduk. Şimdi fındık kremalı pastacı kremasından da koyacağız. Evet, bir buzdolabı çekimi daha yapıyorum. Çünkü neden? Unutursak çekmeyi burada. Hazır kremayla, pastacı kremasıyla yaptım içini. Üzerine de hazır kakaolu krem şanti yaptım. Şimdi 0 derecesine koydum. Burada güzel de dinlensin. Çıkarırken biraz risk oluşturuyor diye. Çince Songül, Korece Elifgül, pardon, Arapça Elifgül yazıyor. Elifgül nasıl tadına baktın teyzem, bir göster. Nasıl göster? Yap. Bir daha bak, anla, göremedim ben. Bir daha yap, bir daha yap. Elifgül. Çok tatlısın. Kalbim burada. Orası Elifgül'ün. Şuradan şuraya Elifgül'ün. İşaret koydu Elifgül. Kamera görüyorum. Benim doğum günüm. Evet. Efendim. Doğum günü. Kutlu olsun denneye. Şarkısını söyleyeyim. Ya, ben mi söyleyeceğim? Evet. Ben kendime mi söyleyeceğim? Happy evet. Birthday to you. Sen söyle anne. Sen söyle. Ama benim doğum günüm değil mi? Ama her şeyi sen başlatıyorsun. İyi ki doğdum ben. İyi ki doğdun son gün. Mutlu yıllar son gün. İyi ki doğdun. İyi ki doğdun. Mutlu yıllar son gün. Yok, bir daha yakmayalım. Bu defa ben mi? Bir daha yakmayalım. Ben mi söndüreceğim bu defa? Evet, ben de ne istiyor? Birlikte söndüreceğiz. Birisini sen, ikincisini sen, üçüncüsünü de Hadi'yle dördüncüsünü, Sevgi beşincisini de Meral. Abo. Annen ne? Ve yerinden kalkmaz. Ha, uyanmasa da olur. Yerini yap. Bunu yapmadın. Yani her türlü elini yakacaksın Songül. Evet. Tamam mı? Evet. Ben söndürebilir miyim şimdi? Ben. Dilekle tut. Dilek tutalım. Evet. Anne bir tane söyle. Ailemizle birlikte. Ama yok, içimden söyleyeceğim değil mi? Aynen, bekleme. Dışarıdan ailemizle birlikte, içimden de bana Allah bak para, pul, mal, mülk. Amin. Bak sevgi bana söyledi. Hep bana. Hep bana. Amin. Üfürelim mi? Bir. Anne. İki. Anne bir şey diyeceğim. Buyur. Bu mumlara bir sene. Ay canımsın. Bu mumlara bir sene boyunca herkes de kullanacaktır mı? Bitirdiniz. İki. Üç. Alkış. Alkış. Can. Ben. Kanatlandı benimki. İyi ki doğdun. Teşekkür ederim. Öp anneyi. Ben. Yok anne. Oh bal. İyi ki doğdun. Ben. Ben. Sen kimsin buraya? Anneciğim sen yapma, Hatice halledecek bize. Hatice yapacak. Buraya koyabilirsin ama koluna dikkat et. Evet Songül, 33 yaşına geldin. Evet. Pardon, 30 yaşına. Evet, ben 33. Evet. 30 yaşında olmak çok yani güzel. Yani, herkese güzel. Tavsiye ederim. 30'da kalalım. Demir atalım. Yalnızlığa değil, 30'a 30'da kalalım. Songül burası sizin. Bence o pastanın tamamı bizim. Songül alsana çocuğun elinde bıçak var. Sana niçin konuşuyorum? Evet, düğün pastası kime konuşuyorum ama, kime konuşuyorum? Size yoksa havaya. Aferin Elif Bilim'e. Kalbi bölmemek için. Maalesef. Bu taraf bizim, sizin bu taraf bizim. Bunu böyle keseceğim çünkü sivri yapamayacağım. Kalp
bozulmasın diye. Sen bozacaktık orayı zaten. Tabak çok büyük zaten. Ha, tabağı da büyük vereydik keşke. Teşekkür ederiz. Elinize sağlık. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Afiyet olsun. Onu evin yanına götürün sonra yiyin.